Hüseyin? Çıkıyorum ben Gülten. Hayırdır bu saatte? İş bakacağım. Ya Hüseyin, Duygu Hanımlar İstanbul'a geliyormuş. Hayırdır? Ömer'in kontrolleri gelmiş. İyi. Hadi eyvallah. Selim. Lütfen abi. Unutalım artık bu olayı. Ben sizi biraz yalnız bırakayım. Kerem, ne oluyor? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Kapatalım artık bu mevzu diyorum kuzen işte. Olmamış sayalım. Hı? Daha adam akıllı konuşmadık bile. Bu öyle hemen kapatılacak bir mevzu değil, sen de biliyorsun. Tamam. Benim için kapandı bile. Benim için kapanmadı. Sen hala bunu bir kıskançlık sorunu olarak görüyorsun. Öyle değil. Bu senin yalanınla ilgili kuzen. Sen adam akıllı gelip bana bir şey söyledin mi? Hadi onu bırak. Bu yalanınla ilgili gelip bir özür diledin mi? Ya durum onu gerektirdi Selim. O anda kızın ailesi falan oradaydı. Sen çok sinirliydin. Ben de gelirsin falan diye düşündüm işte. Bunların hepsi mazeret Kerem. Ben sana Zeynep nerede diye soruyorum. Sen yanımda demek yerine bilmiyorum diye bana mesaj atıyorsun. Hayır, sanki Zeynep yanımda desem ben sana gelip bir şey söyleyeceğim. Benim asıl merak ettiğim, niçin bana yalan söylüyorsun Kerem? Tamam, özür dilerim. Hı? Bana verecek bir cevabın yok mu? Ben... İçecek bir şey ister misiniz diye. Seni. Bir daha öpeyim mi? Bakalım canım oğlum benim. Sen şimdi bu tavrını doğru mu buluyorsun Selim? Teyze lütfen. Ya en fazla 3 aydır tanıdığım bir kız için Kerem'i harcıyorsun, farkında mısın? Ya yakışıyor mu bu sana? Teyze, Zeynep'in bu işle hiçbir ilgisi yok. Gerçekten. Tamamen onunla ilgisi var. Ya 2 günlük ne ilgili belirsiz bir kız için kalkıp teyze, bana... Teyze, Zeynep'le ilgili düzgün konuşur musun? Konuşmuyorum. Konuşmuyorum. Hatta içimden geçenlerin yarısını bile söylemiyorum, emin ol. Çünkü buna terbiye müsaade etmiyor, o kızınkinin aksine. İyi, ben gidiyorum. Selim! Teyze, biraz daha konuşmaya devam edersek kalbini kıracağım. Yapmayın ya.
Neyi yapmıyor? Sen bu çocuğu sevmiyorsun Gökçe. Değil mi baba? Gökçe, istersen atayım mı dışarı? Yok baba, yok, gerek yok. Durun. Ne diyorsun Gökçe? Gökçe. Vallahi atıyorum. Kenan. Plan yürüyecek değil mi? Ya Selim anlarsa? Selim neyi anlarsa? Yok canım, bir şey değil yani. Gökçe'cim, oradan ekmeği uzatır mısın ya? Al Tolga'cığım, afiyet olsun. Saattir sesini bile duymadım. Ben de seni. Selim. Bak, ben Kerem'le... Ya tamam, biliyorum. Kerem hakkında konuşmak istemiyorsun. Anlıyorum. Ama benim yüzümden de... Zeynep. Senin hiçbir ilgisi yok. Ayrıca kıskançlık da değil bu. E ne o zaman peki? Kerem bana yalan söyledi. Ne yalanı? Bak Zeynep, gerçekten seninle bir ilgisi yok. Önemli olan bilerek ve isteyerek bana yalan söylemiş olması. Yani bu kadar önemli. Çok önemli tabii. Her şeyi affedebilirim. Ama yalanı ve ihaneti... Asla affetmezsin. Evet. Alo Beşir. Alo. Şimdi kahvede değil mi bu adam? Evet, evet. Tamam, anladım. Ben de geleyim mi? Yok yok, senin gelmene gerek yok. Sen sakın karışma. İyi o zaman. O kahvede çaycı, görürsün zaten. Ver bakayım oranın adresini. Hadi sen derse geç. Sonra için rahat etmiyor. Zeynep, çıkışta yemek yer miyiz? Selim, biliyorsun. Biliyorum ama seni çok özlüyorum. Ya da eve... Yok, ben eve de gelmeyeyim. En azından bu gece dışarı çık ve yıldızlara bak. Aynı anda aynı yıldıza baktığımızı bileyim. Alo Kerem. Efendim Zeynep? Ya bu akşam gitmesek olmaz mı? Olmaz. Liste adını yazdırdım bile. Sorun nedir? Ya ben gerçekten gitmek istemiyorum, lütfen. Ayrıca o kadar izin aldık Zeynep. Ne diyeceksin Halen'e? Of. Peki. Zeynep bak, boşuna endişeleniyorsun. Merak etme. Selim'in haberi olmayacak. Tamam. Öyle diyorsan.